Bakma kızım, seni evimde tutamam artık. Babası belli olmayan bir çocuğun var. Konu komşu pek ağır konuşmaya başladı. Babası belli oğlumun. Evlenecektik, birdenbire ölüverdi. Böyle perişan bıraktı bizleri. Kimse inanmıyor bu dediklerini. Kocam da istemiyor. Başımın etini yiyor. Çocuk yüzünden çalışamıyorsun da, biz fakir insanlarız, kirayla geçiniyoruz. Haklısın teyze, gideceğim. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga var, damga var. Gelişinden bellidir oltacım. Ucumda bir balık var, aman da fosforlum. İkimiz de açız. Seni doyuracak sütüm de kalmadı artık, kurudu. Benim talihsizim. Beddua etme bana yavrum. Anneciğini affet.
Babanı da affet oğlum. Affet bahtsızım. Affet beni, çocuğumu koru Allah'ım. Öldü mü acaba? Durmayalım, şahit yazarlar. Ağlama oğlum, ağlama kızım. Ağlama yavrum. Seni kim bıraktı buraya? Bir şey almaya gitmiş olmalı. Neredeyse gelir, şimdi gelir. Nasıl? Kurtulacak mı? Kurtuldu. İyi ki fazla kan kaybetmeden getirebilmişsiniz. Zordu ameliyatı. Ama kurtardık. Geçmiş olsun, üzülmeyin artık. Ne olacak böyle? Seni almaya gelmeyecekler mi? Ben gitmek zorundayım arkadaş. Rıfat abi balık bekler meyhanesinde. Ya hadi bakalım yat buraya. İnsanlar yalnız doğar, yalnız yaşar ve yalnız ölürler. Niçin bırakıyorsun o yavruyu? Hangi yavruyu, bunu mu? Gözümle gördüm. Bir de inkar mı ediyorsun? Ya bu yavru dediğim burada yatıyordu zaten. Yalancı rezil, şimdi sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm. Polis, polis yetişin, yakalayın. Allah'ından bulayım. Ya yeter, anladık, dur bırak, götürüyoruz işte ya. Şu tabii sübyana yaptıkların vücuduna yapmışsın inşallah. Boyun bozsun demir. Allah Allah, dalgınlığıma gelmiş nedense. Niçin bırakayım buraya bu velikini? Hadi defol cehenneme kadar. Nasıl olsa başka bir yere bırakır, kurtulurum. Başımda kalacak değil mi? Burada zengin aile babalarının oturduğu besbelli. Seni görür görmez sevecekler. Hemen de nüfuslarına kaydedecekler. Onların çocuğu olaraktan alülala bir şekilde işte yaşarsın burada. Nereye hemşerim? Bizim Rıfat abiye balık götürecek. Abi çocuk ne olacak? Hangi çocuk? Ha şu bizim kapıya bıraktığın. İnkar mı ediyorsun yoksa? Yo inkar olur mu? Ben onu oraya gölgeye bıraktım. Gidip muhallebi alıp gelecektim ona. O benim canımdır ya. Canım, ciğerim, hayatımdır. Canım çıksa da kurtulsam bari. Nereye gideceğiz? Ne sordun? Çocuğu arabaya bıraktın ya. Ha gördün demek ha. Ulan Allah müstakını versin. Gene ağzımıza yüzümüze bulaştırdık ha. Ulan insan Allah'tan korkar mı? Allah. Yürü hadi yayla. Yürüyeceğiz tabi, arabalarda dolaştıracak değiliz de Yemen çöllerine kadar dolaşacağız işte. Yandın gitti. Mecburen benimle sürüleceksin arkadaş. Velakin hiç belli olmaz. Belki pişman olurlar da ararlar seni. Adresim gayet de basittir. Osman Hanesi Viran. Kumkapı sahilleri, ayrıca Rıfat Baba'nın meyhanesi, ayrıca Mescit Sokak numara bilmem kaç, semtimiz Sümbül Sinan. Selamünaleyküm Rıfat abi, vedaleyküm selam. Ne o, ortana bir de çocuk mu takıldı? Valla bırakıp kaçmış olacaklar, orada duruyordu. Ben de ne yapayım, alıverdim kucağıma. Karakola haber verelim de başın derde merde girmesin. Yo yo bırak, yatıralım şimdi şuraya. Yalnız sen önlüğünü çıkarıver. Koy oraya. Yay. Yalnız acıkmıştır be abi, şuradan iki tabak zeytinyağlı dolmayla bir plaki verdim. Karnını doyuralım fıkaranın. Fasum yaymış, dolmaymış. Ulan öldürecek misin çocuğu? Ha. Bir damlacık şey bu. Meme emmesi lazım. Ha. Vallahi ben beceremem. Sen iki çocuk babasısın, bir iyilik yapıversene şuna. Öyle de güzel kokuyor ki.
süt kokuyor. Masum bir şeyler kokuyor. Hı hı. Hadi altını değiştirelim, altını. Rahat etsin biraz. Ferahlasın. Hah, şuradan bir peçete getir bakayım. Bu da nesi? Çocuğumu bulacak olan hayır sahibi. Onu öz evladından ayrı tutma. Dövme, ağlatma, aç bırakma, sokağa atma. Karakola haber versek de anası babası bulunmaz bunun. Bile bile sokağa atmışlar. Delip almazlar. Bu çocuğa bakamazsın sen. Kendine bakmaktan acizsin. Ziyan olur, idareye vuracak. Öyleyse sen alıver sevabını. 3 tane var bende. Büyütene kadar neler çektiğimi ben bilirim. Hey gidi hey! Karım rahmetli sağ olaydı, sizleri konuşturmazdım bile. Çocukların da biri askerde, öbürü gurbette çalışıyor. Malum, malum. Anlaşıldı, ben alıyorum vebalini üstüme. Pek yalnızdım zaten. Bu masumu Allah baba gönderdi, muradım oldu. İsmi de Murat olsun öyleyse. Hepinizin huzurunda yemini billah ederim ki kendisini analık babalık ederekten namusumla büyütecek ve de... Ne oldu gene, doluverdi gözlerin? Vapur dumanı kaçtı herhalde. Suçlu benim. Ölmek istiyordum. Niçin? Sebep neydi? Babasız bir çocuk getirmiştim dünyaya, kimsesizim. Bakacak halim gücüm yok. Bir kıyıya bırakıp kaçtım. Kendimi otomobilin altına attım. Öyle talihsizim ki ölemedim. Niçin, niçin kurtardınız beni? Niçin? Çocuğum nerededir kim bilir, nerededir şimdi? Onu bulun bana, yalvarırım bulup getirin. Evladımı istiyorum sizden, yor mu? Ağlama, ağlama işte de benim içimi sızlatma. Şimdi ben de başlayacağım, rezil olacağız mahalleye. Ben gelmemeliydim, doğru değil. Ne yapacaksınız? Nereye gideceksiniz? Bilmiyorum. Ama bir yer bulurum. Bile bile sokakta bırakamam sizi. Gençsiniz, güzelsiniz. Başınıza yeni felaketlerin gelmesini istemem. Hayatınızı, yaşamanızı istemeyerek değiştiremem. Hizmetime bakan yaşlıca bir kadından başka kimsem yok evimde. İyileşinceye kadar, bir yer, bir iş buluncaya kadar, çocuğunuzu buluncaya kadar misafirim olacaksınız. Karnını doyurduktan sonra uyuyacaksın, yavaş yavaş büyüyeceksin, tıpış tıpış yürüyeceksin. Elime sağlık, ağzına gayet ne güzel pişirmişim. Aç ağzını bak, yoo başlama günüm, yiyeceksin. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bir müjde var mı? Emniyet müdürlüğüne, çocuk bürosuna, karakollara haber verildi. Çocuğunuzu en kısa zamanda bulacaklar. İnşallah. Giyecek bir şeyler aldım size. Beğenecek misiniz acaba? Bak ben şimdi işe çıkıyorum. Geç kalmam, merak etme. Ama sen... ben gelmeden uyanma, ne olur gözümü seveyim, olur mu? Hadi Allah'a ısmarladık. Nasıl ayrılıksın benden? Mümkün mü hiç? Bıktın mı yoksa? İstemiyor musun beni? Bir başkasına mı tutuldun? Hı? Belki de. Garip bir şey bu.
Hep onu düşünüyorum. Başka bir kadınla beraber olmak istemiyorum artık. Orhan! Hazırladı sizin için. Günlerdir bu evde her şey bir perinin eli değmiş gibi değişti. Ne yapsam size borcumu ödeyemem. İyiliklerinizi hiç unutmayacağım. Gidiyor musun yoksa? Evet. Nereye? Bilmiyorum. Ama burada kalamam artık. Aylarca, senelerce bana yardım etmeye zorlayamam sizi. Nasıl olsa bir gün gidecek değil miyim? Vakit geçmeden iş bulmalı, hayatımı kurmaya çalışmalıyım. Önce acımıştım sana. Yardım etmek bir vicdan borcuydu. Fakat şimdi... senden ayrılmak istemiyorum. Her an daha çok beğeniyorum seni. Seninle evlenmek istiyorum. Evlenmek mi? Evet. Nasıl olur? Ben mazisiyle ıstırap çeken bir kadınım. Siz zengin, benden çok üstün bir muhitin insanısınız. Muhitimde senin gibisini bulsaydım, çoktan evlenirdim. Kabul edemem. İleride bir gün pişman olmanızı istemem. Bana borcunu ödemek istiyorsan gitmezsin. Burada kalırsın, karım olursun. Evleniriz. Ağlamanı istemiyorum artık. Matem yerine düğün yapıyorum. Bugünden sonra beni ve kendini düşüneceksin. Yeniden ana olacaksın. Gidenin acısını unutacaksın. Hiçbir zaman. Evi temizleyiver bir zahmet. Sonra da rıhtıma gel. Erkenden döner camları beraber sileriz. Olur babacığım. Yaramazlık etme... Milleti canından bezdirme, akşama gene kapıya dizilmesinler. Ayıp ettin, sana söz verdim bir kere, uslandım gitti. Aferin, hadi eyvallah. Selametle, hayırlı işler. Amin. Güle güle babacığım. Popeli, hadi derya kuzusu, domatesi, biberi de cabası. Versene bir tane. Buyur abicim. Hadi yolcu, afiyetle doyur karnını. Bugün Allah kerim, hiç düşünme yarını. Balık ekmek. Dur yolcu, yolcu. Yemeden geçtiğim bu balık arkandan ağlamasın. Ekmeğin arasına koyalım, elin yağlanmasın. Balık ekmek, balık ekmek.
Sıcak sıcak! Domatesi, biberi, cevası, hadi! Hadi bana ver! Al evladım, hoppa dedik! Balık ekmek, balık ekmek! Domatesi, biberi, cevası! Balık ekmek, hazır yemek! Buyurun beyim! Papele balık ekmek! Papele balık ekmek! Papele... Ne? Kayıya marş marş! Ne kayına marş marş? Geldiler! Kim geldi? Lacivertliler! Nerede? Allah! Yürü, 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 yürü! Gelin buraya! Buyurun amcalarım, sizleri bekliyordum! Durun diyorum! Dursana babacığım, bak amcaların emri var! Duracağım, duracağım ama küreklerin freni bozuldu, kusura bakmayın! Oo, gelin bakalım, işler nasıl işler? Şükürler olsun! Bunları da sana ayırdık Rıfat amca! Satıp para kazansaydınız ya! İkiniz de adam olmazsınız! Olamayız çok şükür! Sana da ne yapsak yaranamıyor! Biraz çalıver de millet neşesini bulsun! Mecburum zaten! Kazandığımızın yarısı mangal, kömür, yağ, sandal kirası filan! Zaten çok da ucuza satıyoruz ayıptır söylemesi! Bugün de sermayeyi sahilde bıraktık, şimdi çalmazsak bu akşam açız zaten! Dövecek hem de babana şikayet edecektik ama bizden yürüttüklerini kimlere götürdüğünü gördük, affettik seni. Benim güzel anneciğim, niçin öldün? Niçin öksüz, niçin anasız bıraktın beni? Hep seni soruyorum babama, hep seni anlatsın istiyorum. Sakın üzülme, ağladığım için affet beni. Her zaman aramızdasın sen. Geceleri ben uyurken rüyama geliyorsun, öpüyorsun beni, üstümü örtüyorsun anneciğim. Güzel anneciğim benim. Murat'a bu yalanı söylemekle günah işledimse affet yarabbim. Yalan da sayılmaz pek. Şu mezar benim anacığımın mezarı. Murat bir yabancıya değil de anama dert döküyor. Onun için ağlıyor. Merhaba Osman. Merhaba Selma abla. Geçiyordum, sizleri görünce bekleyiverdim. Biz de anneme dua ettik, mezarını da temizledik. Annem sevinmiştir, değil mi? Sevinmez olur mu? Bize müsaade. Benim de yolum sizin tarafta. Acelemiz var, tezgahı alıp işe çıkacağız. Eyvallah ablacığım. Selma abla, Allah için güzel kız. Sık sık yolumuza çıkıyor. Niçin acaba? Tesadüfen, seni sevdiği için olacak. Yalnız beni sevdiği için mi dersin ha? Hadi uzatma lafı, cin olmadan adam çarpmaya kalkma. Evet! Güvercinim fal bakar! Maziyi istikbalden söz açar! Güzel güzel verir müjde! Bir niyet 25'e! Ver bakalım bir niyet! Hadi kızım, hadi kara gözlüm! Hadi altın dişli, mahcup etme bizleri! Yaşa! Bugün yarın zengin olacaksın, sevdiğine de kavuşacaksın... Üzülme artık, yak çubuğunu bak keyfine... Güneşler açacak, o talihine! Hoşuma gitti, bir tane daha çeksin bakalım! Olmaz, uğru bozulur! Niyetin güzel çıktı, fazla kurcalama! Öyle ya, doğru söylüyorsun! He? Niçin mani oldun rızkımıza? Hı? Bir 25'lik daha kazansak fena mı olurdu? Hepsi aynı yazılı falların. Değil mi? Dedim bile.
Dün gece sen uyurken ben oturup bütün kağıtlara aynı şiiri yazdım. Hey be, babaların babası! Maksat 25 kuruşa birazcık ümit vermek. Niye çekenin yüzü 25 kuruşluk gülü versin, fena mı? Gene Osman'la görmüşler seni, mezarlık civarındaymışsınız. Rastlaştık. Bırak bu ağızları, yemem ben, herifin peşindesin. Sana ne, bırak kolumu. Seviyorum seni. Ne biçim meftun olduğumu biliyorsun. İstemiyorum. Evleneceğiz. İstemiyorum, zorlama. Zorla lan! Kime güveniyorsun be? Yatalak anana mı, yoksa Osman dedikleri ipsize mi? Yarın bayram. Elde yok, avuçta yok. Seni şöyle fiyakalı bir giydirmek isterdim. Bahriyeli takım, rugan pabuçlar, damalı mendil... 50 kağıt harçlık koyayım cebine, kış kışlayayım bayram yerine. Boş ver! Ben çocuk değilim. Değilsin, evet. Bana yazıklar olsun ki 7 yaşında ihtiyarlattım seni. Çocukluğunu bilemeden yaşlanıverdin. Senin canın gene bozuk çalmak istiyor. Alasmarladık Rıfat amca. Al bakayım. İstemem! Babam kızar sonra. Baban kim oluyormuş baban? Al bakayım şunu. Gel bakalım, gel. Evi yeni boyadık, camları taktık, veredin biri geldi, kırdı kaçtı. Hemencecik ve derhal geliyorum! Seni yakaladım nihayet! Nedir bu suratındaki? Yandık, cam kırdık, beddua aldık tabii. Yürü karakola bakalım. Hay hay bekçi amca, biraz hızlı gidelim. Dur! Dur diyorum ...Yaşayacak mı doktor? Korkulacak bir şey yok, şu ilaçları yaptır hemen. Namus ve itibarınıza sığınaraktan... ...en yakın zamanda borcumu ödeyerekten yani... ...ellerinizden öperim. Olur, olur. Yarın tekrar uğrayacağım, geçmiş olsun. Alasmalık. Güle güle doktor, selametle. Şimdi geliyorum oğlum. Rıfat abiden borç alıp şu ilaçların icabına bakmaya koşacağım. Yeni bir çocuk dün ıstırabını dindirecek, beni de mesul edecek. Başlama gene. Nankörlük ediyorsun. Ben olmasam sokaklarda sürünüyordun şimdi. Başıma kakma iyiliklerini. Sana söylemiştim, evlenmeyelim. İleride pişman olursun demiştim. Mazindeki bir hatan yüzünden bütün ömrümüzü mahvedemezsin. Tekrar anne olmaya, o mübarek hissi duymaya... ...çocuk sevmeye hakkım yok. Suçlu bir anayım ben. Sevdim, bunu bil ki kalbimdesin ama.
bilemezsin ki, bilemezsin ki, bir sevdaya düştüm bütün ömrümce. Bir sevdaya düştüm bütün ömrümce. Ağlamak nasibim, gülemezsin ki, gülemezsin ki. Saatin geldi yavrum. Hadi al şu ilacını. Aç ağzını bakayım. Aç. Aç, aç da içiver ilacını. Hadi yavrum. Çabuk iyileştin maşallah. Allah babamız korur bizleri. Baban nerede? Ben uyurken işe çıkmış olacak. Biraz daha yatsaydın. Kendini toparlaman lazım. Çalışmam lazım. Bu ara çok masrafımız oldu. Doktor parası, ilaç parası. Sadece de babam çalıştı. Belki bir iş bulurum ya kısmet. Hayırlı işler. Havalar da bozmaya başladı. Öyle. Ben de yağmurluyum biraz, bulutluyum. Gök gibi gürlesem, şimşek gibi çaksam diyorum. Niçin Osman? Bir daha sakın yanıma uğrama. Yüreğimi çarptırma boş yere. Kanıma girme. İstesen öyle bir Mesud oluruz ki. Olamayız. Böyle yakışıklı, benden genç, paralı pullu bir asılzadeye layıksın sen. Öyle birinde gözüm yok benim. Bile bile sürünmek istiyorsan başka birine günah sok. Benden ne köy olur ne de kasaba. İleride bir gün hak vereceksin bana. Bu işi başlamadan bitirdik. İkimize de geçmiş olsun. Osman! Budalalık etme! Yıllar önce Murat için de korkuyordur. Bak Allah rızkını nasıl verdi. Ev yapanla yuva kuranı Allah yardım eder mi? Selma zaten kanaatkar, tok gözlü bir kızdır. Anası da öyle. Böyle buğuntuya getirmeyin beni. Şimdi gider isterim halimallah. Hoşlanıyorum zaten. Bir başkasından evlenecek diye kuruntu yapıyorum. Ha, öyleyse tamamdır bu iş. Bugün Selma ile görmüşler seni. Evet, beraberdik. Evimizin yuvasını kuralım diyor. Selma'yla mı? Evleniyorlar. Öst! Ben varken Selma'ya göz koyanın yedi sülalesi mezarlığa git gel dönmüş yapar. Yavaş ol Cemil! Ulan sersem hayvan herif, Selma senin neyine? Önce aç karnını doyur. Bulaşma basket. Selma'yı bırakmazsan Murat'a her şeyi anlatırım. Sen sen bu herif senin baban değildir dedim mi duman olursun. Bir tecrübe et. Murat'a bir tek kelime söyle de göreyim. Ulan senden korkan senden beter olsun. Şimdi gidip söyleyeceğim. Hanginizin gözü karaysa mani olsun da görelim. Bana bak, etme Cemil. Bak bugüne kadar üstüne titredim o evladın. Hayatımı sebil ettim, helal ettim. İşin aslını öğrenirse yıkılır, biter zavallı. Ne yapacağı bilinmez Allah korusun. Çekil lan! Ne yaptın Osman? Çabuk olun! Bir doktor çağıralım, polise de kaza oldu deriz. Olur. Hadi yatıralım şöyle, hadi. Yetmedin. Yatır şöyle. Murat duymasın. Öğrenmesin de bana ne olursa olsun. Unutmayın lafımı. Bizleri düşünme sakın. Gözün arkada kalmasın, aç değilim, çıplak değilim. Rıfat abi, İhsan abi, herkesler senin haklı olduğunu söyleyecekler mahkemede. Az bir cezayla kurtulacaksın. Cemil ölmemiş bereket. Yarın hastaneden çıkacakmış. Niçin bıçakladın? Bir alacak meselesi vardı aramızda. Mahallenin belasıydı zaten. Selma ablaya da askıntıydı. Şimdi rezil oldu, madara oldu. Her ziyaret günü beklerim. Gelmemezlik etme oğlum. Geceleri açık pencerede yatma. Terli terli su içme. Caddelerde dikkatli yürü. Derin yerde denize girme.
aklım fikrim hep sende. Aman ol. Kendine bir şeyler al, et. Ahmet, baban geldi. Hadi eve artık. Gülen, baban sofrada bekliyor oğlum. Hadi koş. Ayşe, bağırma beni. Eve dedim. Ne sigara, ne iç tonu, ne de bir şey getirme. Kazancım yerinde. Kimseye yük olmak istemiyorum. Senin gibi. Selma ablaya, ona bile yemek vakitleri gitmiyorum. Herkeslere selam unutma. Aleyküm selam. Unutur muyum hiç? Doğruca eve git. Hava kararmadan içeriye gir. Geceleri de sakın bir tarafa çıkma. Aman oğlum. Köş kalabalık değil, gece yarısına doğru herkes uyuyor. Gözünle görmüş gibi anlatıyorsun. Evet, elektrik memuru dümeniyle girdim eve. Tak bir bakışta her şeyi gördüm. Helal olsun. Arka tarafta ufak bir pencere var, oradan içeriye birini indirdik mi? Bizi dinliyordun değil mi? Vallahi billahi bir şey duymadım amcalar. Bu işe seni de bulaştıralım ki sonradan gammazlık etmeyesin. Bırakın diyorum inekler! La havle be! Deli misiniz ulan? Ha, senin gibi selimsiz biri lazımdı bize. Hayırdır inşallah. Uykumda birdenbire Murat bağırdı sanki. Şu pencereden girince dümdüz yürüyeceksin. Sokak kapısı tam karşına gelecek. Açacaksın kapıyı, biz de içeri dalacağız.
Bağırıp işleri bozarsan köşke girmeden kaçarız. Işık yandı pencerede. Tamamdır, hadi yürü. Aslanı olan ne bekliyorsun? Aferin ulan bele. Çabuk ol, üst katta da işimiz var. Işığı söndür. Sus ulan! Gebertirim şimdi ha! Namussuz! Geber! Kaldırın ellerinizi! Orhan! Çabuk polise telefon et! Yaklaşma! Ulan hemen! Gelme üstümüze! Bir de çocuk var burada. Bağıran bu çocukmuş demek. İki gündür göremiyorum Murat'ı. Başına bir şey gelmiş olmasın? Duyulurdum. Kötüye yorma hemen. Cemil de ayrılmış mahalleden. Kimselerle vedalaşıp helallaşmamış. Osman hanesi Viran'a madar olmak ağrına gitmiştir devenin. Murat nerededir dersin? Annem ben kundaktayken ölmüş. Babam büyüttü beni. Nerede oturuyorsunuz? Sümbül Sinan semtinde. Mescit sokak. 2 numaralı hanede. Ne iş yapar baban? Yapmadığı iş yoktur. Mevsimine göre çalışırız. Anlaşıldı. Boş gezenin boş kalfası desene şuna. Seni de daha şimdiden kendine benzetmiş. Bana ne istersen söyle ama sakın babama bulaşayım deme. Eyvallah olmuş. Güle güle. Osman! Geçmişler olsun. Çok şükür bugünümüze. Sağ olun, var olun. Murat nerede Murat? Epeydir ortalarda yok. Nasıl yok? Ne demek yok? Nereye gider bu çocuk ya? Babana beraberce gidip konuşalım. İyi bir çocuksun sen, ziyan olmamalısın. Babamdan ayrılamam.
sayenizde iyileştim. Hayatım kurtuldu. Ödeştik. Beni dinle Murat. Meraktan hasta olmuştur şimdi. Hemen görmeliyim. Eyvallah. Bırak gitsin be! Babacığım! Murat! Yavrum! Babacığım, bir tanecik babacığım! Ah Murat, oğlum benim! Babushaneye gittim, çıktı dediler. Sevinçten ayaklarım yerden kesildi, uçup geldim. Yavrum! Babanı çağırır mısın? Ne yapacaksın babamı? Buyurun. Murat hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Bir tatsızlık mı var? Bir şey mi yaptı? Evet. Evimizi hırsızlardan kurtardı. Bu arada yaralandı. Günlerce yattı. Tevekkül rüyasını bile görmüştü. Niçin söylemedin bana? Geçti gitti. Boş ver. Bak şimdi neler diyecek sana. Beni isteyecek senden. Seni mi? Arkadaş olduk Murat'la. Bütün hayatınızı öğrendim. Murat'a yardım etmek istiyorum. Her çocuğa yardım eder misin? Hayır. Murat namuslu ve cesur bir çocuk. Annesiz oluşu da içime dokundu. Benim de çocuğum yok. Bütün sevgimi ona vermek, elimden geleni yapmak... Olamaz. Ne Murat benden ayrılır, ne de ben oğlumdan vazgeçerim. Oğlunuz gene sizin. En iyi okullarda okuyacak. Yabancı dil öğrenecek. En iyi şekilde giyinecek. Yeni muhitler görecek. Yarın belki bir mimar, bir doktor, bir mühendis olacak. İstemiyorum babacığım, bırakma beni! Duydun işte, hadi uğurlar olsun. Siz Murat'ı değil, kendinizi düşünüyorsunuz. Sen de kendini düşünüyorsun. Ana olamamışsın, Murat'a paran sayesinde analık yapmak... ...kendini ana gibi hissetmek istiyorsun. İyi düşünün, gene geleceğim. Boşuna zahmet etmiş olursun. Aslan babacığım! Hadi sen keyfine bak. Niçin gittin? Elin itiyle niçin meşgulsun bu kadar? Niçin anlamıyorum? Ben de anlamıyorum. Murat'a tuhaf bir sevgi duyuyorum. Anlatılmaz bir şey bu. Hep onu düşünüyorum. Çocuğumuz olmasın diye çılgınca bir inat içindesin. Kendi evladım yerine başka birinin haylaz köpeğine niçin yardım edeyim? Bir çocuğun bana baba demesini istiyorum. Soyumun, neslimin devam etmesini istiyorum. Bunu benden esirgeyen kadın düşmanımdır benim. Çocuk sevmek, yetiştirmek istiyorsan kendin anne olursun. Sabrımın taştığını biliyorsun. Murat'ı başıma bela edecek olursan boşanırız. Haklısın Orhan. Seni sevdiğim için yeniden anne olacağım. Gücenme ama hatalısın. Çocuğun başına devlet kuşu konuyor, sen o kuşu öldürüyorsun. Bir tarafta beş kuruşun mu var? Birinizden biriniz hasta olsanız şeyler gider halinize. Murat'ı elinden alan yok ki. Güzel güzel okuyacak, istikbal sahibi olacak, para kazanacak. Ne hakla mani oluyorsun? Benden ayrılmaz o, ayrılamaz. Onun da çaresi var. Mahsus bile bile kötü davranacaksın. Ben mi? Tabii. Murat'ı mı paylayacağım? Kötü mü davranacağım ona? Evet, sulu gözlülükle olmaz bu iş. Onun iyiliği için yapacaksın bunu. Senin hayatın kaymış gitmiş zaten. Murat'ın pırıl pırıl istikbalini karartamazsın. Bu kadar hain olamazsın, bu zulmü yapamazsın. Geç kalmadın mı biraz? Niye yatmadın? Seni bekledim. Beklemiş, amma da laf. Göbeğim senden mi kesildi benim? İçerim, gecikirim. Bazı gece hiç gelmem. Bir şey mi kızdın gene? Kalbini mi kırdılar? Zıbar hadi! Sorup durma! Fazla yüz verdik sana. Akran muamelesi ettik, tepemize çıktın. Babam beni sevmiyor artık. Ağlatıyor anneciğim. Sen de yoksun. Çok yalnızım ben. Bir başımayım. Ne olur anneciğim, babamın rüyasına gir.
söyle ona. Beni gene sevsin. Gene öpsün. Gene bağrına bassın. Ama tadını kaçırdın artık. Ne yaptım? Her gün, her gün ananın mezarındasın. Bu kadar çok taciz edilmez ki bir ölü. Konuşacak olsa yeter, sıkıldım der. Affedersin baba. Bir daha affetmem. Yürekli ol biraz. Dünyada anasız çocuk bir sen mi kaldın? Bir gün sebebini anlayınca elini öpecek senin. Dayanamıyorum. Yüreğimden kanım çekiliyor. Sarılıp bağrıma basmamak için zor tutuyorum kendimi. Mecbursun. Bu günler, bu yıllar çabuk geçer. Sonra pişman olursun, dövünürsün. Yeter be! Hepiniz birlik olmuşsunuz. Hepinizin zulmü bana. O çocuk giderse Osman ne yapar? Asıl Osman öksüz ve yetim kalır diye düşünen yok. Bir gün kafamı hepinizin taş kalbine vura vura öleceğim. Gideceksin arkadaş. Nereye? O hanımın evine. Gitmeyeceğim. Tabii. Bu hayat tatlı değil mi? Karışan görüşen yok. Mektep yok. Okumak, çalışmak, adam olmak zor tabii. Beni sevmiyorsun artık. Evet. Evet, sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Fazla geliyorum sana. Bir lokma ekmeği bana çok görüyorsun. Evet. Çok görüyorum. Beni başından atmak için böyle bir fırsat bekliyor musun? Sağlık olsun. Babam değil misin? Elbet döversin. İster ara, ister arama. Seni defterden sildim zaten. Evin kapısına, mektebin kapısına gelip bekleme beni. Selam filan vermeye de kalkışma. Ne yapacaksın hanımı? Hanesi viran gelmiş, Murad'ı getirmiş de anlar o. Gelin bakalım, salonda bekle. Hadi yürü. Hoş mu geldik? Hoş geldik ha! Of of! Hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım, çok sevindim Murat. Murat, sana emanet. Yalnız dikkatli ol. Murat'ın eti de kemiği de benimdir. Pişman olmayacaksınız. Bir baba olarak Murat'la iftar edeceksiniz. Keşke babası olsaydım. Değil misiniz? Artık! Yalan söyleme bari! Şaşır iyice! Söyleyeyim de her şey bitsin bari! Seni ben sokakta buldum! Yalan! Yalan söylüyorsun, yalan! Sen babamsın benim, babam!
Nasıl olsa öğreneceksin bir gün. Bari benden duymuş ol. Söyleyeyim de beni sevme artık. Aklım benden kalmasın. Bak şu eve, bu insanlara sıkı sıkı sarıl. Çalış, kurtar kendini. Anasız, babasızsın sen. Rıhtımda balık avlarken böyle bir kanepenin üstünde buldum seni. Rıhtımda bir kanepede... Ağlıyordum. Allah'ım! Kundağının içinde bir kağıt var mıydı? Evet. Onu öz çocuğunuz gibi seviniz diyordu. Ben de öyle sevdim. Hayatımı verdim. O kağıttaki yazı... ...ey hayır sahibi diye başlıyordu değil mi? Siz nereden biliyorsunuz? Çünkü... ...ben yazmıştım o kağıdı. Siz mi? Demek... ...Murat'ın annesi benim. Annesi mi? Sen oğlumsun, evladımsın demek. Allah'ım, inanamıyorum. Evini soymaya kalkıştığın kadın annenmiş. Allah böyle bir tesadüfle sizleri kavuşturmak istemiş. Benim gibi böyle aciz bir kulun ne hükmü olur? Hadi koş, sarıl annene. Ben her şeyimi kaybettim ama... ...sen anneni kazandın. Şükret Allah'a. Ufak bir hediye aldım sana. Çok, çok teşekkür ederim. Bu hiçbir şey değil. Baba olunca dünyayı vereceğim sana. Affet beni, bu ara sadece Murat'a annelik edebilirim. Anlamadım. Murat'a duyduğum sevgi, duyduğum yakınlık sebepsiz değilmiş. Yıllardır hasretiyle yandığım, aradığım yavrum oymuş meğer. Bugün kavuştum Murat'a. Senin de oğlun sayılır. Senelerdir sakladığım sevgilerle büyüteceğim onu. Bu ara yeni bir kardeş vermeyi düşünemem Murat'a. Senin pijamalarından birini giydirdim şimdilik. Yarın neler neler alacağım oğluma. Lokma ekmeği bana çok görüyorsun. Evet, çok görüyorum. Beni başından atmak için böyle bir fırsat bekliyor musun? Sağlık olsun. Babam değil misin? Elbet döversin. Yesene evladım, Murat. Sana söylüyorum. Niçin konuşmuyorsun benimle? Yavrum, biricik oğlum. Üzme beni, üzme ne olur. Çok sürecek mi bu rezalet? Olmayacak bir tesadüfle buluştunuz, kavuştunuz, anladık. Oğlunun bu çalımına sebep nedir? Böyle pozlara gelemem. Bir tane yapıştırdım mı Allah yarattı demem. Osman babacığım, gel gör halimi. Bu üvey babadan kurtar, götür beni. Sergin hayırlı olsun. Yemek getirdim sana. Geri götür. Peki Osman. Ne dersen, ne istersen peki. Ne yemek, ne muhabbet, ne şefkat istemiyorum. Ben geliyor muyum? İçimi açıyor muyum? Bir şeyler söylüyor muyum? Sizleri de kahrediyor muyum? Murat'ı bile düşünmüyorum. Şu karpuza bayılırdı.
Hele karpuz sergisini görse sevincinden deli olurdu, diyor muyum? Ne oturuyorsun burada? Gelsene içeri. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim ne demek? Bırak beni, lanet kurtulacak. Yıkanacaksın, sonra da öğlen uykusuna yatacaksın. Gezmeye götüreyim mi seni? Hayır. Karnın acıktı mı? Hayır. Bana bir kerecik anne demeyecek. Hayır. Niçin oğlum? Allah halimi. Çektiğim yeter artık. Dünyada yüzümü bir sen güldüreceksin. İzahatte olsunlar! Ne oldu? Üzerinden böyle ateşler fışkırıyordu. Boğmak istedi beni! Yetişmeseniz ölmüştüm şimdi! Bir de utanmadan gülüyorsunuz! Murat'tan başkası değildir. Herhalde. Bizi böylece bıktırmak istiyor. Kendisini kovmamız için bakalım daha neler yapacak. Anlayışlı olacağım. Murat seni de beni de sevecek bundan sonra. Çok, çok iyisin. Ne yapacağız sevgilim? Zamanla kendisi bırakacak, vazgeçecek. Vazgeçerim belki. Görürsünüz siz. Şuraya bak! Dur, bırak elimden! Bu da Murat'ın marifeti. Oyuncak, korkma! Duramayacağım. Gideceğim buralarda. Nereye? Bilmiyorum. Murat'ı hatırlatmayacak bir yer bulabilirim belki. Ne iş be! Selerini ver, hayatını, yüreğini bölüş... ...sonra da çocuğun yüzünü göstermesinler sana. Hepiniz gönüllüydünüz. Bana yükleniyordunuz. Ne oldu? Evet, seni hiç düşünmemişiz Osman. Murat için çırpınmışız. O zaman haklıydık ama... ...şimdi suçlu gibiyiz. Anlayamadım, akıl erdiremedim bu işe. Çok üzüyorsun beni. Çektiğim acıyı anlamıyorsun. Tüketiyorsun yüreğimi. İleride bir gün senin için sokaklarda bıraktığımı anlayacaksın. Affedeceksin. Fakat benim sabrım gücüm kalmadı artık. Sana sütümü veremedim ama ölmek istedim senin için. Senin için uykusuz gecelerde aldım. Öpmek. Koklamak! Bağrıma basmak istiyorum seni. Bana çok görme bunu. Melgin'den mahrum etme. Bir anneciğim sözünü esirgeme benden, ne olur yavrum. Ne arıyor, ne soruyor?
Konuşacağım Osman'la. İstediği kadar da para vereceğim. Murat unutana kadar dönmesin Osman. Bir çare daha var. Biz gidelim İstanbul'dan. Birkaç ay Avrupa'ya gezelim, bak ulanır unutur. İstediğimiz parayı ödeye misafirimizsin. Uyu biraz. Karnın acıkırsa haber ver. Kaz gelecek yerden tavuk esirgecek değiliz. Şu oğlanak yarım milyonu hazırlasın. Kılık kıyafeti de dökülüyor bu. Ben fakirim. Babam da gariban. Bizim unutacaksın lan. Günlerdir peşindeyiz. Kimin çocuğu olduğunu bilmiyor musun? Açıl be. Girdim ben. Babama vallahi billahi doğ... Buyurun efendim. Ben Orhan. Oğlun Murat elimizde. Sağ olarak kavuşmak istiyorsan... Sizde mi? Bak gene arayacağım, parayı getirildireceğim. Boş ver, bir şey yapamadılar! Ne olmuş Murat'a? Yok bir şey. Söyleyecek. İade etmek için 500 bin lira istiyor. Deliler var mı? Hey, sana soruyorum. Rüzgar ağaçların sallanmasıyla olur. Yıldızlar sıcak mıdır? Bahçede havuz olsa da inip kurbağa yakalasa. Deli mi? Kaç çeşit deli vardır? Sen hiç deli gördün mü? Kes lan! Maymun konuşur da papağan niçin konuşmaz? Biz dünyanın neresindeyiz? Ne demişsin? İçki nedir? Ben bir defa bira içtim, gide Rıfat amca ikramı. Sessiz kalsın! Bağırma bakalım! Adam gibi konuş! Evine dönsen de kurtulsak! Ne yapacağım evde? Sokağa çıkarmıyorlar. Yangın çıkaramıyorum. Kimselerin kafasını yaramıyorum. Eşya da kıramıyorum. Bir daha gitmeyeceğim o eve! Gitmeyecek misin? Aa! Gitmeyip de ne halt edeceksin? Burada kalacağım. Götürseniz de gene kaçıp geleceğim. Polise gidelim hemen. Osman'ın eşidir bu. Hem Murat'ı kaçırdı hem de aklı sıra para çekecek bizden. Süründüreceğim o herifi. Bir daha Murat'ın adını almaya tövbe edecek. Mantomu getir bana. Hayırlı haberle dönersiniz inşallah. Murat nerede Murat? Sizlerin yanında değil mi? Yalancı herif, sen çaldın Murat'ı, sen kaçırdın. Kaçtı mı Murat? Ki nereye gider, nasıl yaşar tek başına? Numarayı bırak, Murat'ın olduğu yeri bilirsin sen. Düş önümüze. Ben nereden bilebilirim? Nasıl bilebilirim? Bekleyelim biraz, belki gelir. Çocuğu senin kaçırdığını, sonra da para çekmek için telefon ettiğini biliyoruz. Davacıyız senden. Yandım, vurdular beni! Gelme! Atarım kendimi! Gel buraya! Hafiyecilik oynarsak gelirim. O da neymiş be? Sen at olacaksın! Beygir, beygir! Ben sırtına binip haydutları yakalayacağım! Dümenimizi çevirene kadar oyala şunu! Fe subhanallah, çoluk çocuğun maskarası olduk! Gel bakalım! Hadi kusma biraz hızlı! Kişne, kişne biraz! Hadi kişne! Ne çile be! Kişne dedik biraz, kişne! Dur bakalım, terledin, acıktın. Al. Nedir bunlar? Yem veriyorum sana. İstemem, acıkmadım. Beygirler konuşmaz, ye bakalım. Şişim geldi. Kakaya, kakaya ulan. Ne yapayım? Kapıyı aç, ayak yoluna gideceğim. Olmaz, açmam. Vakit geliyor, babanı arayacağız şimdi. O zaman içersin. Kapıyı aç dedik, çişimiz var ya! Kazık kadar adam, bacak kadar çocuktan korkmuyor, utanmıyor musun ha, utanmıyor musun? Yuuu! Kim korkuyor? Sen! Kaçacağımız
Hoppa! Yılan gözlü, çok özletmişsin. Gir bakalım. Anamı babamı tanımadım ben. Arsalarda ayak altında ot gibi büyüdüm. Üstüme basıp çiğneyip geçtiler. Sonra bir gün... Sonra bir gün kendime çok benzeyen birini buldum sokakta. Ama bana benzemesin diye alıp bağrıma bastım. Kimseye ezdirmedim, çiğnetmedim onu. Birisinin günahıydı besbelli. Canımdan çok sevdim o ufacık şeyi. Elimle yedirdim, uyuttum. Hastalandı, yağmurlarda borç para arayarak doktorlara koştum. Bunları marifet diye anlatmıyorum. İftiharla söylüyorum. Hakkım varsa helal olsun. Beraber çalıştık, beraber kazandık, beraber bölüştük. Dediklerimi bilenler herkes şahittir. Her günümüz güzel güzel geçti. Hiç yaşamadığım çocukluğumu onunla yaşadım. Milyoner dedesiyle günahını sokağa bırakıp kaçan annesi neredeydi o zaman? O evlat için adam vurdum ben. Öldürecekler, öldüreceklerdi Murat'ı. İnsan içine çıkamayacaktı, bütün emeklerim boşa gidecekti hakim bey. Murat bilmesin, Murat öğrenmesin diye mahpuslarda yattı. Şimdi de beni oğlumun hırsızı diye karşınıza getirdiler. Çalmadım ama çalardım. Kaçırırdım hakim bey. Kalbimle, vicdanımla, hasretimle kaçırırdım. Oğlumun, Murat'ımın hırsızı olurdum. Kaçıp uzaklara gidecektim. Murat'ımın mademini bile yaşatmadılar bana. Tek bir arzum var şu dünyada. Murat hayırlısıyla bulunsun. Bir de açık bağrıma basayım. Ondan sonra asın beni. Velakin öldüğümü söylemeyin Murat'a. Kurtuldum babacığım. Murat! Düşünüldü. Sanık Osman Hanesi Viran'ın davaya konu olan suçla ilgisi olmadığına vicdani kanaat hasıl olduğundan tahliyesine, çocuğun da annesine iadesine oy birliğiyle karar verildi. Osman beni anlamaya çalış. Çocuğunu kaybetmemek için her şeyi göze almış bir anayım ben. Murat benden çok senin çocuğundur. Sizleri ayırmaya hakkım yok. Benim için neler çektiğini biliyorum artık. Seni çok üzdüm anneciğim. Bir çare bulalım ne olur. Senden de ayrılamam artık. Ayrılmayacağız Murat. Ayrılmayacağız. Selma ile Osman'ın düğününü ben yapacağım. Beraber yaşayacağız. Beraber mesut olacağız. Murat'a annelik edecektim. Bundan sonra iyi bir abla olacağım ona. Allah baba, gönlümüze görev verdi nihayet. Duramam oralarda. Bugün yarın dönerim sizlere. Selma ile evlenince başka bir eve taşınırız. Osman kardeşiniz de hanesi viran olmaktan kurtulur artık. Murat, mektep tatillerinde gece yatısına gelince bize... ...ayrı bir odası olması lazım, öyle değil mi? İnşallah Osman, inşallah. Laf aramızda afacan hepsini sen birleştirdin. Senin sayende bir araya geldiler. Ölünmek gibi olmasın ama boşuna çık.
çiğnemedik şu kaldırımları. Sağ ol canım. Çok yaşa Afacan. Ve güle, unutma bizleri. Soranlara selam. Herkeslerin elini öperim.